Bu böyle aşılabilecek. Değil evet. mi? Başka bir şey söyleyebilir miyim? Hocam teşekkür ederim. Önemliydi. Bunun üstünden biraz konuşalım. Yani Sayın Özdağ ben size söz vereyim. Hemen sonra devam. Buyurun Sayın Özdağ. Ya anayasa değişikliği şimdi, gerekir diyor hocam. Şimdi şöyle. Bazı konularda anayasa değişikliği gerekiyor. İşte bunun gibi müsteşar kelimesi nedeniyle. Bir diğer tarafta ise kanunlarla yapacaklar. Bunu kanun hükmünde kararnamelerle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil. Bakın kanun hükmünde kararnameyle beraber kanun hükmü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle zaten geriye işlemiyor. Bütün bunların hepsi atanmış. Bütün bunlar devam ediyorlar. Yüzlerce binlerce hakim atanmış, yüzlerce binlerce savcı atanmış ve rektörler atanmış, onlarca rektörler atanmış. Hatta bu rektörler atanırken şöyle de yapılmış. Mesela profesörlük şartı kaldırılmış. Bir yıl profesörlük şartına getirmişler. Doçenti atamışlar, tekrar yeniden eski haline döndürmüşler. Yani ben yaptım oldu mantığı içerisinde hareket edilmiş bir tek adam mantığı var burada. Bir parti devleti oluşturuluyor ama aynı zamanda bir tek adamın da tasarrufları var burada. Peki nedir problem? Problem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Evet. Hep söyleye gelmişimdir bunu. Bir, Türkiye'nin iki tane önemli problemi var diyorum. Birincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistemin anayasasından, 2017 yılındaki değiştirilen anayasasının kamuoyuna tam manasıyla anlatılmaması, kamuoyu tarafından da bunun tam manasıyla tartışılmamış olması. Bu şekilde bir referandum yapıldı ve o günkü olağanüstü şartlarda yapıldı. Tam bir darbe girişimi olmuştu. Darbe girişiminden 6 ay sonra da böyle bir referandum yapıldı 2017 yılı içerisinde ve bundan yangından mal kaçırıldı. Ve sel önünden kütük kapıldı ve burada bir Sayın Türk tipi değil bu. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan tipi. Mustafa Şentop bize söylemişti o zaman Sayın Ayhan Sefer üstüne. Biz böyle bir şey olabilir mi dediğimizde olur olur. İşte siz öldükten sonra değiştirirsiniz veyahut da efendim görev süresi bittikten sonra değiştirirsiniz. Bizde kişilere göre yapılmaz anayasa. Millete göre yapılır. Millete göre elbise dikilir demiş. İkinci olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetme tarzıdır efendim burada. Tuncay Bey yönetme tarzı. O zaman ne yapmamız lazım? Çözüm şu. Burada anayasa değişikliği için de bir gerekçe hazırlanıyor. Benim evet. için komplo teorilerini sevmiyorum dedim ama. Evet ama bakın, ben de onu düşündüm. Evet burada Anayasa Mahkemesi üyelerini tenzih ederim. Ama biz bu kararı verirken niye 6 yıl beklediniz? Neden bugün açıkladınız? Evet. Niçin bugün 6 ay önce vermişsiniz kararı? 6 evet. ay sonra niye açıklıyorsunuz? Evet. Tam da anayasa değişikliği gündemdeyken. Evet. Numan bozulmuş, bütün partileri dolaşıyor. Evet. Hani buna bir de gerekçe olarak da şunu söylüyorlar. Bu 1982 anayasası. 1982 anayasası değildir. Bir darbe anayasası değildir. Bu Recep Tayyip Erdoğan anayasasıdır. Bir AK Parti anayasasıdır. 3'te 2'si değiştirilmiştir. Değiştirilmeyen maddeler vardır. Nedir onlar? 1, 2, 3, 4. maddedir. Zaten bir de şunu söylüyorlar bize. Geldiler bizim grubumuzu ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Benim gördüğüm kanaatim şudur. Dedi ki efendim işte anayasa değişikliği partilerden görüş alacağız. Şunu diyorlar 5. madde olarak hani ilk 4 madde tartışılmaz deniyor ya diyoruz ya burada 5. maddede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılmaz. Bu manaya getiriyorlar. Yani bu peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi haşa Allah şey mi düşüncelerimi niye parlamenter sistem tartışılmasın? Güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışılmasın? Hani tartışılacak Türkiye'de. O nedenle ben 15 kişinin de Sayın Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özellikle tamamının bir veya iki kişi Sayın Abdullah Gül tarafından atananlar kaldı. Geri kalan hepsinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığı bir yapının bugün bu şekilde bir kararı 6 yıl sonra vermiş olmasını manidar buluyorum. Evet. Cali bir dikkat buluyorum ve evet. aynı zamanda siyasi mühendislik olarak değerlendiriyorum. Peki bana geçenlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı partimizi ziyaret etmişti. Yani bizim grubumuzu ziyaret etmişti. Ve ben de hukukçu arkadaşlarımla beraber kendisini karşılamıştık. Ne denmişti? Şöyle bir çalışma içerisinde olduklarını söylemişlerdi. Neydi o? İşte gittiğimiz ülkelerde görüyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yazılmıyor orada. İşte Arnavutluk Cumhuriyet Başsavcısı yazıyor. İşte Almanya Cumhuriyet Başsavcısı yazıyor. Tamam doğru. Peki anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Doğru anayasa değişikliği yapalım. Peki bu anayasa değişikliğiyle beraber kanunlar da değişecek mi? Evet, o zaman bize ihtiyaç duyacak mısınız? Yok. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin oyları yetiyor. Hangi kanunları çıkaracağınızı bilmiyoruz ki. Biz sizin hangi kanunları kim için çıkaracağınızı biliyoruz ama. Bunu kendi partiniz için, kendi geleceğiniz için, kendi ileride yargılanmamanız için veya bugün kendinizi iktidarda tutmak için yapıyorsunuz dedik ve biz buna sıcak bakmadığımızı söyledik. Ve bir daha söylüyorum bakın Türkiye'de. Bütün siyasi partilere sesleniyorum, muhalefet partilerine sesleniyorum. Lütfen bu zokayı yutmayın. Bu bir zokadır. Ve mevcut anayasada, bakın mevcut anayasada, değiştirilen mevcut anayasada hangi madde Türkiye'nin hukuk sisteminin adalet bahşetmesine engel? Hangi madde evet. Türkiye'nin zenginleşmesine engel
bir madde Türkiye'nin mutlu insanlar diyarı, basın özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün, kuvvetler ayrılığı ilkesine ayrı ayrı oluşmasının hangi madde engel efendim? Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapmak istedi de şu anayasanın şu maddesi buna engel oldu? Yok, hiçbir şey yok. Evet. O zaman ben muhalefet partilerine diyorum ki, geçen gün bir parti lideri de şöyle söyledi. Efendim anayasa değişikliği taslağımızı hazırlayacağız, biz vereceğiz ona göre. Hayır efendim, hiç bunlara gerek yok. Bu Türkiye'de gündemi değiştirmektir. Aynı zamanda kendilerinin inşa etmek istedikleri ve unuttukları, kenarda köşede unuttukları, bu allame hukukçuların unuttukları bazı maddelerin değiştirilerek bunu muhkemleştirmektir. Ve aynı zamanda da gelecekte yargılanmamak adına yeniden anayasayı dizayn etmek ve böylece muhalefeti boğmak, Türkiye'nin gerçek gündeminden de uzaklaştırmak, hukuksuzluktan, ekonomik problemlerden, dış politikadaki savunmana uzaklaştırmaktır. O nedenle ben, Anayasa Mahkemesi üyeleri beni mazur görsünler, açık ve net söylüyorum. Bu 6 yıl sonra neden bu kararı verdiniz? Bu kadar tahribattan sonra bu da bir siyasi mühendislik diyorum. Herkesi de uyanık olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen hocam sizinle bitireceğim Sayın Metin Günday, ama İlay Aksoy'un belki sorusu vardır. Bir de yorum alayım. Son sözleri size vereceğim değerli hocam. Buyurun Sayın Çok Aksoy. Kısaca bir yorum yapayım. Çünkü sonuçta ben hukukçu değilim. Dolayısıyla o yönde değerlendiremem, ama dışarıdan bir siyasetçi olarak baktığımda esasında bize ne lazım şu an? Acilen sıcak para lazım. Sıcak para gelmesi için de bir nebze bir hukuk devleti olmamız lazım, değil mi? Dolayısıyla böyle bir kurgu lazım. Yani 6 yıl sonra gelen bu karar esasında yurt dışına, işte biz hukuk devletiyiz. Sonuçta anayasamız var, anayasa mahkememiz var ve üstün yani kararlarımız var. Erdoğan'ın birileri yetkilerine tırpanmayı yani, biliyorum gibi bir mesaj gibi okuyor. Bir hukuk devletiyiz. Dolayısıyla ben açıkçası bu kararı böyle okuyorum. Çünkü unutmayalım ki daha 4-5 gün önce bir oturumda eski Genelkurmay Başkanı bilgi geldi, reddedeceğiz dedi. Evet. Böyle bir karar yani. Hulusi Akar, Savunma Bakanı. Evet, Savunma Bakanı. Dolayısıyla yukarıdan eski bilgi geldi, reddedeceğiz. Yukarıda bilgi geldi dedi. Dolayısıyla neden reddedeceğiz diyor. Da diyor ki efendim yukarıdan bilgi geldi diyor, reddedeceğiz diyor. Ve orsa da argo kelimeler de kullanıyor. Yani komisyonu yönetiyor, bir yıldır komisyon başkanı, özür dilerim İlay Hanım, bir yıldır komisyon başkanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı, eski kuvvet komutanı, eski general. Kurmay Başkanı ya, böyle bir şey olabilir mi? Kelime kullanıyor ve komisyonu nasıl yöneteceğini bilmiyor. Yani dolayısıyla belki bilemiyoruz yani daha doğrusu, ama yani neticede